İnsanın beyinle olan hikayesi tam olarak ne zaman başladı bilinmez ama elimizdeki fosil kayıtları bizi 7000 yıl kadar öncesine götürmekte. Ülkemizde dahil olmak üzere birçok yerde yapılan kazılarda kafataslarında delikler olan fosillere rastlanmış. Yani o dönemdeki insanlar bir şekilde beyni incelemek istemişler. Üstelik kafatasındaki deliklerin kenarlarındaki doku iyileşmesine ait bulgular bu deliklerin kişi canlıyken açıldığını göstermekte. Bu insanların trepanasyon denen kafatasını delme işlemini neden yaptıklarını bilemesek de muhtemelen tedavi amaçlı ya da kötü ruhları kovma adına bir uygulama olduğu düşünülmekte. Antik Mısır'a baktığımızda ise ruh ve bilincin merkezinin kalp olduğuna inanılmaktaydı ve beynin pek bir önemi yoktu. Mesela mumyalama sırasında kalp korunurken beyin de diğer birçok organ gibi çıkarılıp atılmaktaydı. Buna rağmen insanlık tarihinde beyinle ilgili ilk yazılı araştırma bu topraklardan çıkmıştı. Edwin Smith papirüsü olarak bilinen 3700 yıllık bu belge kafa ve omurga travmalarını içeren vakalardan oluşmaktaydı. İşte bu papirüste birkaç kez tekrarlayan bu sözcüğün beyin kelimesi olduğu düşünülmekte. Antik Yunan'da tıp dünyası için oldukça önemli bir karakter olan Hipokrat, duyu, zeka ve aklın beyinde olması gerektiğine inanıyordu. Dönemi için oldukça ileri olan aklın beyinde olduğu görüşü yine aynı dönemin bir başka ünlü düşünürü olan Aristo tarafından reddedilmişti. Çünkü Aristo Mısırlılar gibi aklın kalpte olduğuna inanıyordu. Aslında Aristo mükemmel bir gözlemciydi. Solucan, böcek, tırtıl gibi küçük canlıları incelediğinde belirgin bir beyin yapısı görememişti. Eğer beyin aklın ve ruhun merkezi ise bu canlılarda da muhakkak olmalıydı. Diğer taraftan bu canlıların hepsinde belirgin bir kalp vardı. Üstelik kalp vücudun merkezi bir bölgesinde yer almakta ve belirli bir ritimde sürekli çalışmaktaydı. Aslında burada Aristo'nun gözünden kaçan ilkel canlılarda bildiğimiz yapıda bir beyin olmasa da ganglion adını verdiğimiz yapıların bulunmasıydı. Bu yapılar bir bakıma beyin görevi görüp canlının sinir sistemini idare ettirebiliyordu. Aslına bakarsanız oldukça eski olan bu akıl-kalp ilişkisi günümüzde de hala varlığını sürdürmekte. Mesela bir beyin aktivitesi olan aşk kavramı için yaygın bir şekilde kalp simgesinin kullanılması bu tip durumlara verilebilecek örneklerden sadece bir tanesi. Roma tıbbının önemli isimlerinden Galen tıp eğitimini Bergama, İzmir ve İskenderiye'de tamamlamıştı. Biraz da vücudu tanımak adına gladyatör doktoru olmuştu. Gladyatörlerde gerçekleşen ağır yaralanma ve uzuv kopmaları Galen'in vücudumuzun kalp damar sistemi ile ilgili çok önemli keşifler yapmasını sağlamıştı. Ama beyne yönelik çalışmalarını koyun beyninde gerçekleştirmişti. Çünkü gerek o dönemde gerekse de sonrasında insanlar öldükten sonra üzerlerinde inceleme yapmak yasaktı. Galen yaptığı incelemeler sonucunda beynin ortasında bir oyuk ve içinde sıvımsı bir madde olduğunu görmüştü. Aslında gördüğü beyin omurilik sıvısıydı. Bu durum Galen'i heyecanlandırmıştı çünkü o dönem canlılığın dört temel sıvı ile oluştuğuna inanılıyordu. Bu sıvılar toprağa karşılık gelen siyah safra, ateşe karşılık gelen sarı safra, suya karşılık gelen balgam, mukus ve havaya karşılık gelen kandı. Belki de beyin kalbin yaptığı gibi içindeki sıvıyı diğer organlara göndermek şeklinde çalışıyordu. Avrupa ve Batı dünyası 1789 yılında tarihi köklü bir şekilde değiştirecek bir olay olan Fransız devrimini yaşamıştı. Bu devrimin birçok tarihi ve sosyal çıktısı olmakla beraber bizim değineceğimiz mesele biraz farklı. Devrim sonrası idam edilecek kişi sayısı o kadar fazlaydı ki bu kişilerin nasıl öldürüleceği bir tartışma konusu olmuştu. O dönemlerde suçlarını idam edilmelerinde asmak, yakmak, boynu bir cellat aracılığıyla kesmek gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktaydı. Dönemin ünlü hekimlerinden Joseph Ignace Guillotin bu infazların eski usul yöntemlerle yapılmasının insanlık dışı olacağını, bu nedenle de ölüm cezalarının en hızlı ve acısız, insancıl bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyordu. Günümüzde giyotin olarak bildiğimiz bu aletin tarih sayfalarına girişi de Joseph Ignace Guillotin'in bu önerisiyle olmuştur. Çok ilginç bir şekilde bu aleti giyotin keşfetmemiş olmasına rağmen alete onun adı verilmiştir. Giyotin'in asıl mucidinin ise Fransız fizyolog Antoine Louis olduğu düşünülmektedir. İnsanlık tarihi açısından oldukça vahşi olan bu olay sinir bilimcilere incelenecek yüzlerce kafa ve beyin sağlamıştı. İnsan vücudunu incelemenin yasak olduğu dönemlerde infazlar sonucu elde edilen yüzlerce kafa bilim insanları için ironik bir fırsattı ve bu incelemeler sayesinde sinir bilimde çok önemli gelişmeler yaşandı. Tarih 1809 yılını gösterdiğinde henüz bir tıp öğrencisi olan Avusturyalı Franz Joseph Gall, insanlık tarihini derinden etkileyecek bir fikir üzerinde çalışıyordu. Normalde beyin birçok kıvrıma sahipti ve bu kıvrımlarla beynin işlevleri arasında bir ilişki vardı. Gall'a göre insan kafatasının şeklinde beyindeki kıvrımlara paralellik gösteren girintili ve çıkıntılı bölgeler olmalıydı.
Bu durumda kişilerin beynini açıp inceleme şansımız olmasa da kafataslarında çeşitli ölçümler yaparak beyinleri hakkında fikir sahibi olabilirdik. İşte bu fikir ile başladı binlerce insanın kafataslarında çeşitli ölçümlerin yapılması. Bu akıma havalı bir isim düşünülerek frenoloji yani akıl bilimi adını verdiler. Frenoloji bilim dünyası tarafından çok ciddiye alınmasa da insanlar bu fikre bayılmıştı. Hatta bu fikir o kadar hızlı günlük hayata girmişti ki insanlar artık birbirlerinin kafatası haritalarına göre karar veriyorlardı. Mesela frenologlar tarafından oluşturulan bu haritaya göre alın hizasında gözüken 30 numaralı bölge matematik ve sayısal becerilerden sorumluydu. Diğer taraftan kafanın arkasında yer alan 4 numaralı alan ise eve bağlılıkla ilgili bir bölgeydi. Bu bölge ne kadar büyükse kişi eve o kadar bağlı oluyordu. Yani evlenmeden önce kesinlikle ölçtürmeniz gereken bir bölgeydi. İtalya'da bir hekim Suçlu İnsan adında bir kitap yayınlayarak sahip oldukları kafataslarına göre insanların suça meyilli olup olmadıklarını anlayabileceğini iddia ediyordu. Günümüzde ırkçı bir terim olarak kullanılan kafatasçılık kavramının ortaya çıkışı işte böyle başladı. Nazi Almanya'sında gördüğümüz ırkçı kavramların temelleri de ne yazık ki bu döneme dayanmaktadır. 1900'lü yıllardan sonra yapılan keşiflerle yavaş yavaş bugünkü bilgilerimize ulaşmaya başlasak da bu tarih aralığında da birbirinden ilginç olaylar söz konusuydu. Belki bir başka videoda beynin yakın tarihiyle ilgili enteresan bu olayları inceleriz.